Herkese merhabalar. Severek Pişir kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber böyle pastanelerde satılan susamlı kurabiyeleri aratmayacak mükemmel bir tarifim olan susamlı kurabiye tarifini aktaracağım. Hadi hep beraber bu lezzetli tarifimizi yapmaya başlayalım. Tarifime ilk önce oda ısısında bekletmiş olduğum 250 gram margarini derin bir kaseye alıyorum. Ardından içerisine 3 dolu yemek kaşığı sıvı yağ, 2 adet yumurta sarısı aklarını daha sonra kurabiyelere bulamak için ayırıyorum. Böyle spatula ile 1-2 tur malzemelerimi bir karıştırıyorum. Ardından içerisine yarım fincan toz şeker, 1 dolu tatlı kaşığı mahlep. Mahlebi aktarlardan bulabilirsiniz. Yoksa da sorun değil. 1 dolu tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu ve 2 yemek kaşığı da sirke ekliyorum. Ve malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Spatula yardımıyla bütün malzemelerimi karıştırdım. Şimdi kontrollü bir şekilde un ekliyorum. Onu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Yumuşak, kolay şekil alabilen bir hamur elde edeceğiz. Hamurum ağırlaştı. Spatulayı çıkarıyorum ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Bu tarifi denedikten sonra bağımlısı olacağınızdan eminim. Çünkü o kadar lezzetli bir tarif ki böyle sürekli yapmak isteyeceksiniz. Hamurumu yapmaya devam ediyorum. Kıyır kıyır bir tarif oluyor. Belirttiğim gibi yumuşak, kolay şekil alabilen bir hamur elde edeceğiz. Hamurum hazır. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur oluyor. Şimdi hamurumu bir parça alıp böyle fındık büyüklüğünde yuvarlayıp bırakıyorum. Böyle tek atımlık olacak. Çok pratik bir tariftir. Fındık büyüklüğünde yapıyoruz. Elimle yuvarlayıp bırakıyorum. Yuvarlayıp bırakıyorum. İlk önce bütün hamurumu yuvarlıyorum. Daha sonra susama bulayacağız. Kurabiyelerimin hepsini yuvarladım. Şimdi ilk önce yumurta akına, daha sonra kavrulmuş susama bulayacağım. Susamın kavrulmuş olmasına dikkat edelim. Kavrulmuş susamdan yapalım. Yumurta akını buluyorum. Ardından susama bulayıp tepsime yerleştiriyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Daha sonra biraz kabarıyor. Yani ben böyle küçük küçük hazırlamaya çalıştım. Yani tercihinize göre istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Elimle hafif bastırıyorum. Kurabiyelerimi yaparken size kısa bir hatırlatma da bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğenmeyi unutmayın. Kanalımın büyümesi ve farklı tariflerimin gelmesi için desteğiniz benim için çok önemli. Videomu buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına küçük bir emoji bırakmanız beni çok mutlu edecektir. Denedikten sonra yorum kısmına yorumunuzu da yapabilirsiniz. İnanın 5 çaylarınıza çok yakışacak bir tarif.
Kurabiyelerimi yapmaya devam ediyorum. Hiç vaktimi almadı. O kadar pratik ki hemen hazırladım ve fırına gönderdim. Kurabiyelerimin hepsini hazırladım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. 170 derece fırında 600 ayarda önceden ısıtılmış olan fırına gönderiyorum. Böyle iyicene kavrulsun. Kurabiyelerim mis gibi pişti. Gördüğünüz gibi mükemmel oldu. Kıyır kıyır mükemmel bir tarif oluyor. Mahlep kokusu her tarafa da yayıldı. Gördüğünüz gibi kıyır kıyır deneyen ve deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.